Afetçi, yuvana dön! Ne yapıyorsun Şükrü, çıldırdın mı sen? Bu ne rezalet! Affet Muhalla abla, üzme Şükrü abi! Barışın artık! Rica ederim, beni bırak! Merhamet et Muhalla! Ne var gülünecek bunda, ne hissiz adamsın sen? Ne olur, beni affet Muhalla! Hayır, kollarını altına ettim! Kemancı, ver kemanı bana! Sana bir ses verebilseydim eğer, dominör majör der, beni affet Muhalla! Yeter artık, yeter! Rezil ettin beni, yeter! Kemanlı olarak, keman da işe yaramadı! Ne oluyor kardeşim? Keserim ha! Kimi kesiyorsun? Hayırım yapmam, kim olursa keserim! Hadi, beni affet, bırak! Şükür! Ayağının altına öpeyim! Affet beni! Yetişin imdadıma, mahvettiler beni, Allah kahretsin, mahvettiler! Adım mesleğin? Arif Adanalı, şoförüm. Sen ne iş yaparsın? Balıkçıyım. Adın? Tursun Temel. Ya sen? Beyram Şumlu zevat satıyorum efendim. Siz tanınmış bir kimsesiniz Şükrü Bey. Bu serserilerle işiniz... Komiserim, sarı lafını reddederim. Benim de itirazım var. Siz biliyor musunuz? Susun! Yasal... Gazinonun altını üstüne getirmişsiniz. Utanacağınıza daha konuşuyorsunuz! Yok canım! Aşağı çekersem aklınızı başınıza getiririm! Öyle çekmişler ki kafayı, hala kendine gelemediler. Bence biraz içeri tıkalım bunları. Ders olsun keratalara! Hayır, ben buna taraftar değilim. Gazinodaki bütün zarar ziyanı ben tazmin edeceğim Osman Bey. Fakat örtbas edilmesini rica ederim. Şükrü ne de olsa oğlumun babasıdır. Zarar mühim değil Muhalle Hanım. Yeter ki bu adam bir daha sizi rahatsız etmesin. Şükrü ile bir kere de ben konuşabilir miyim komiser bey? Tabii. Vallahi komiser bey, 3 yıl evli kaldılar, şu kadıncağızın yüzünü bir gün olsun güldürmedi Şükrü teresi. Merhaba Muhalle! Nasılsın? İyi misin? Hala konuşuyorsun! Hiç utanman sıkılman yok değil mi? Ben fena bir şey yapmıyorum ki... ...senin yuvana geri dönmeni istiyorum! Hangi yuvaya? Sen bana ve çocuğuma ne zaman doğru dürüst bir yuva yüzü gösterdin ki? Evde aç mıyız, susuz muyuz unuttun? Günlerce ortalardan kayboldun! Seni başka kadınların yataklarından sarhoş çekip aldım kaç kere! Ama bitti artık! Başına ne geldiyse serseriliğinin cezası! Şimdi çek bakalım! Sen oğlun için kötü bir örnek, bir utanç vesilesisin Şükrü! Oğlunu şu kadarcık olsun seviyorsan ikide bir arama! Aksine büsbütün ortadan kaybol, kendini unuttur! Oğlum evde merak eder komiser bey! Müsaade ederseniz ben gideyim artık! Tabii, sizi daha fazla tutmayalım Muhalle Hanım! Sendin ilk aşkım, senden sonra mahvoldum, şaşırdım. Bu aşkı anarken, kendimden kaçarken, kimse beni sevmiyor, kimse beni istemiyor. Ortadan kaybolsam, yok olsam... ...acaba bu sevdiklerimi memnun eder?
Yalnız kalan anılar bırakıp kaçtılar karanlık aleme, keder saçtılar şu sahilde şimdi. Ne işin var senin burada Rıfkı? Son film işinden para bağlamayınca ev sahibi beni kapı dışarı etti. Öyleyse gel beraber intihar edelim. İntihar mı? Hadi canım sen de. Metelik param yok, işsizim. Gırtlağıma kadar borç içindeyim. Karım da çocuğumuzu alıp beni terk etti. Canıma kıymayıp da ne yapayım? Bu mezbelelikte zıbaracağına sen de öldür kendini. Yok be canım, benim ölümle falan işim yok. Burada yattığıma bakma sen. Yeni bir iş kuruyorum kendime. Ne işi? Bir eğlence kumpanyası kurup Anadolu'da turneye çıkacağım. Sen de gel, birlikte çıkalım. İstanbul'da seni arayan yok ama Anadolu'da hala unutulmadın. Bir tur atar paraları vururuz, boş oturmaktan iyidir. Peki bizim mahalle meselesi ne olacak? Ben ona da bir çare bulurum. Hadi Şükrü, üzülmeyi bırak, keyfine bak. Yaşamak ne güzel şey, bir bilsen. Ah, Özcan Çağlar gelmiş. Hangisi? İşte şu köşe masada oturan. İyi, yakışıklı delikanlı. Sesi de harika. Özcan Çağlar, işte bu, bu da Şükrü Güler. Memnun oldum. Arabayı getirdim babacığım, İnci nerede? Odasında duvağını takıyor. Aman geç kalmayalım anneciğim, bütün davetliler düğün salonunda bizi bekliyorlar. Hadi hanım, sen git çağır kızı. Peki. İnci, neredesin kızım? Aa, bu kız yok olmuş. Nasıl yok olmuş, uçmadı ya? Uçmamış ama pencereden kaçmış anlaşılan. Aman Rıza Bey, nereye kaçabilir ki? Nereye mi?